Fotoğraf, hem bu mesela örnek verdiğiniz Çin dediniz. Çin'le ilgili bildiriye imza atmamak, kararlı bir şekilde atmayacağım deyip sonrasında atmak. Ya uluslararası alanda öngörülemeyen, çok da güvenilemeyecek bir yönetim imajı çizmiyor mu? Yani daha düne kadar çünkü Biden'la ilgili çok sert ifadeler kullanılıyordu. Bugün bir kendi talebimizde Biden'la bir görüşme yapılıyor. Gayet olumlu mesajlar veriliyor görüşmeden sonra. O eleştiriler yapılırken dile getirilen hiçbir şeyin yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki bu tonda, aynı tonda masaya gelmediğini görüyoruz. Bu uluslararası alanda tam da yatırımcıların döne döne davet edildiği bir dönemde güvensizlik yaratmaz mı bakış açısı olarak? Türkiye'ye dair, özellikle Erdoğan yönetimine dair bu tür bir eleştiri, kaygı, rahatsızlık uzun süredir var. Yani en çok söylenen şeylerden biri şu, bir öngörülemeyen aktör. Hani Erdoğan bugün işte görüyorsunuz, bir 3-4 gün oldu burada değil mi? Yani şimdi bu ülkenin temsilcisi, bakın diplomaside büyükelçiler güven mektuplarını kendi cumhurbaşkanlarından ya da liderlerinden alır. Devletin temsil edenlerden alır ve öbür yani görevli oldukları, atandıkları büyükelçi olarak atandıkları ülkenin cumhurbaşkanına sunarlar. Şimdi Biden'ın gönderdiği cumhurbaşkanını Erdoğan sınır dışı etmekle neredeyse tehdit etti. Ya bu müthiş bir savrulmadır. Ondan sonra da işte şimdi çıkınca mesela akşam 7.30'da konuşması var. Muhtemelen şey diyecek, hani dostum Biden diyecek. Çok iyi geçti diyecek. Şimdi benim tahminim buna alıştılar artık. Hani işte Türkiye'nin Cumhurbaşkanı işte ne yapsa yeridir. Hani bunlardan çok oluyor. Zaten genelde de tabii bunu AKP seçmeninin hani bilmesine imkan yok. Hani uluslararası medyayı takip etmez insanlar kolay kolay. Yani biz sürekli bunları okuyoruz. Yani bir şey Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'ndan bu işte ne yapacağı belli olmayan, hani bir oraya giden bir buraya giden, Türkiye'nin ne yapacağı belli olmayan, sıkışınca ama taviz de verebilen, en son noktada hani uzlaşabilen de mesela işte Merkel'le çok iyi uzlaştı mesela. Ama bazen ne yaptığı da belli olmayan işte bir 2016 Mart'ında Suriye'de işte genelde göçmen anlaşması yapıyorsunuz. Sonra işte kafama eserse bir yer hatırlayın. Sınıra otobüslerle mülteci şeyden göçmen toplayıp sınıra göndermeye başladı Türkiye. Onlar da önlemini aldı falan. Dolayısıyla da bu tür ya da işte S-400 füze sistemi alacağını tahmin etmiyorlar. Biz de tahmin etmedik. Şimdi niye böyle bir şey yapsın ki falan dedik. Ama işte yapıldı. Bunların hepsi yaşandı. Dolayısıyla da genel olarak Erdoğan yönetimi ve Erdoğan'ın kendisi çok aşırı şahsileşmiş, kurumların tamamen dışarıda bırakıldığı. Bana sorarsanız parlamentonun özellikle devre dışı bırakıldı. Çünkü onu zayıflatmak istiyor. Çünkü otoriterleştikçe diğer kurumları zayıflatmanız gerekir. Çünkü kurumlar şeydir, dengeler ve kontrol eder kurumlar. Bu şeydir, yani siyaset bilimi kuralıdır. Hani mesela şöyle bir örnek vereyim. Hani ya benzetmek gibi olmasın ama mesela Saddam Irak'ında kurum yoktur. Yani lider vardır. Kurumlara ihtiyaç yoktur. Çünkü liderler o şey. Ama Amerika'da kurumlar vardır. Bazen başkan onları aşamaz. Mesela işte hatırlayın. Trump Suriye'den askerleri çekiyorum dedi. Amerikan sistemi peki dedi. Ama sonra çekmedi işte. Yarısını çekti. Yarısını bıraktı. Hani kurumları aşamadı mesela Amerikan başkanı. Dolayısıyla da hani böyle Erdoğan'ın bir gün gelip hangi krizi çıkarabileceği konusunda şeydir insanlar, hani emin değillerdir. O yüzden de Türkiye'ye artık uluslararası alanda doğrusunu isterseniz ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir lider tarafından yönetilen bir ülke diye bakılıyor. Genel olarak şeyimiz, imajımız dünyada budur. Doğuda da batıda da, yani Hindistan'da yazan bir şeyde de makalede de hani böyle böyle anlatılıyoruz biz. Anladım. Peki o zaman yine çok dikkat eden, hani uluslararası camianın da dikkatle takip ettiği insan hakları, hukuk, onunla ilgili konuya geçelim. Çünkü demin de söyledik, Beyaz Saray'ın burgusu var buna. Ne diyor? İnsan haklarına daha fazla önem vermek gerekiyor diye. Şimdi 10 büyükelçinin yaptığı açıklamalar aslında temelinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'ne uyulması. Çünkü Türkiye de oraya taraf.
Dolayısıyla hukukun söylediğini yerine getirin, uluslararası hukukun ve Kavala'yı serbest bırakın yönünde bir çağrıydı. Bütün o kriz bu yüzden çıktı. Beyaz Saray'ın yapmış olduğu hukuka saygılı olunması ve uyulması çağrısı aslında burada büyükelçilere de biraz destek, arkalarında durma gibi algılamak mümkün mü? Doğru olur mu? Şuradan başlayayım. Şimdi Biden yönetime gelmeden önce çok net bir şekilde bundan sonra insan hakları konusunun dış politikasının neredeyse merkezinde yer alacağını söyledi defalarca. Mesela Foreign Affairs dergisine, işte Dış İlişkiler dergisine bir yazı yazdı. Tabii ekibi yazmıştır falan. Hatta Amerika'da şöyle bir örnek vereyim. Demokrat Parti'ye yakın düşünce kuruluşları bunun hazırlığını, yani düşünsel hazırlığını daha Biden seçilmeden önce, yani bir yıl önce falan yapmaya başladılar, hazırlamaya başladılar. Yani insan hakları ve demokratikleşme Amerikan dış politikasının gündemine yeniden gelecekti. Çünkü Trump döneminde çok ihmal edildi. Trump ilgilenmedi bununla. Hatta biliyorsunuz ben güçlü lider seviyorum dedi ve Trump'ın sevdiği güçlü liderler arasında işte Putin, Xi, Sisi, Mısır'ın Sisi'si, Filipinler'in Duterte'si falan uluslararası alanda, yani daha demokrat, liberal kesimlerde çok da beğenilmeyen, eleştirilen, işte Macaristan'da Orban gibi falan liderleri beğeniyordu Trump ve hatta onun Sisi, yani Mısır'ın lideri Sisi hakkında söylediği bir söz vardı. Ben bunu gazete duvarda hani başlık olarak da kullanmışım. Benim gözde diktatörümdür o ifadesi var. Beyaz Saray'da ağırladı falan. Şimdi bu tersine değişiyor. AKP yönetiminin hani bunu küçümsediğini düşünüyorum. Hani genelde şu vardır ya, bizde hep, yani bütün aslında gözlemcilerde vardır. Amerika hani insan hakları, demokrasi der ama çıkarına geldiğinde bunu çok çok kolay göz ardı eder. Bu yanlış değildir ama arada nüans var. Bir farklılık olacak. Bundan sonra Amerika daha açık bir şekilde ben insan hakları ve demokrasi konusunu dış politikamda öne çekiyorum dedi. Bu sizinle de konuşmuştuk. Bu büyükelçi krizi ya da Kavala bildirisi açıklaması krizi bunun öncü belirtilerinden, işaretlerinden biridir. Ve dikkat ederseniz de mesela Trump döneminde asla ve asla görmeyeceğimiz tarzda bir ifade kondu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya kondu. Evet. Bu konudaki eleştiri, baskı, telkin vesaire bana sorarsanız dozu artacak. Mesela bir örnek vereyim. Amerika Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komisyonu'nun Trump döneminde çıkmıştı, tekrar girdi oraya. Ya biz bunu önemseyeceğiz artık diyor. Bu şöyle algılamasın izleyiciler. Hani Amerika bir demokrasi yaymaya çalışan bir ülke falan. Hani demokrasiyi çok önemsediği için başka ülkelerde falan değil. Bu küresel siyasetin dönüşümüyle ilgili bir konudur. Dünyayı demokratik ülkeler ve Çin, Rusya arasında bölmek istiyorlar. O yüzden de bir iç tutarlılık olması gerekiyor. Müttefikleri üzerinde demokrasi konusundaki baskının nedeni budur. Yoksa Türkiye'de tabii ki yani darbe de yaptırmıştır Amerika 12 Eylül gibi falan. İnsan hakları ihlallerine göz yumduğu çok olmuştur. Biz bunları biliyoruz. Hani bunların farkındayız. Ama şu anda Amerikan dış politikasında insan hakları demokratikleşme konusu daha fazla yer tutuyor. Ve Erdoğan yönetimi bana sorarsanız bunu hani görmezden gelerek, bakın bizim soğuk savaş mantığı dediğim, yani biz de çok demokrasiye fazla takılmayın, biz stratejik olarak sizin işlerinizi yaparız gibi bir anlayış var. Evet, Amerika'ya yapmak istiyorlar. Bunu da belki daha önce konuşmuştuk. Washington Büyükelçisi yazdığı yazıda, Defense One sitesine yazdığı yazıda, Avrasya'da bizim size çok katkımız olur anlamına gelecek. Çok açık şekilde bunu söyleyen bir yazı yazdı. Aslında bir kanaldan da biz sizinle çalışmaya devam ederiz. Stratejik işlerinizi yaparız. Bize insan hakları demokratikleşme konusunda çok fazla sıkıştırmayın demeye çalışıyor Erdoğan yönetimi. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Uzgel katıldığınız için yayınımıza, değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz.